Yine Ankara karışık, Ankara gergin, Türkiye Büyük Millet Meclisi gergin oturumlarından birine daha tanıklık ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli Milletvekilinin Yargıtay kararı onanmıştı. Sen de biraz önce aktardın ve bugün de HDP'li Gergerlioğlu'nun Yargıtay kararı okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizzat Meclis Başkan Vekili Celal Adan tarafından okundu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 56'dan 55'e düştü bu arada. Hemen belirtelim. Genel kurul saat 14'te başladı ve gergin geçtiğini söylemiştik. Protesto da oldu. Basın locasında, bizim Meclis Genel Kurulu'nu takip ettiğimiz locada bir kişi ayağa kalktı ve yaşasın özgürlükçü demokrasi diye bağırdı. Sonrasında polis ekipleri müdahale etti. Kendisinin AK Parti 22. dönem milletvekili Abdurrahim Aksoy olduğunu öğrendik. Bu gergin oturum sırasında grup başkan vekilleri de söz aldı. Gergerlioğlu'nun kararının okunmaması yönünde hem HDP'nin hem de CHP'nin talepleri vardı. Çünkü hatırlanacağı gibi Enis Berberoğlu'nun da benzer bir durumuna şahit olmuştuk ve Enis Berberoğlu hakkında karar okunmuştu. Sonrasındaysa vekilliği geri iade edilmişti. İşte bu nedenle hem CHP hem de CHP ile birlikte HDP bu kararın okunmaması gerekliliğini Meclis Başkan Vekili Celal Adan'a bildirdi. Ancak Celal Adan grup başkan vekillerine söz verdikten sonra kararı okudu ve şu an itibariyle HDP'nin meclisteki sandalye sayısı 56'dan 55'e düştü. Direneceğim demişti HDP'li Gergerlioğlu. Meclisi terk etmeyeceğim, polis gelecek beni buradan gözaltına alacak şeklinde açıklamada bulunmuştu. Kısaca hemen süreci aktarayım. 2016 yılında bir paylaşım yaptı Gergerlioğlu ve 2016'daki paylaşımla ilgili 2018 yılında da 2 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sen de belirttin, o kararı onadı ve Gergerlioğlu'nun an itibariyle milletvekilliği düştü. Bir an önce Meclis Başkan Vekili Celal Adan tarafından okundu o Yargıtay kararlı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP'li vekiller protesto gösterisinde bulunuyorlar. Ellerindeki pankartlarla bu kararın mecliste okunmasını protesto ediyorlar diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.